Yakın çevremizi tanıyalım. Çevre, insanların diğer canlı ve cansız varlıklarla yaşamlarını boyunca ilişkilerini sürdürdüğü ortamdır. Evimiz, beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerdir. Evimizi ailemizin diğer üyeleriyle paylaşırız. Yemek, banyo, uyku gibi pek çok ihtiyacımızı evimizde karşılarız. Gün boyunca zamanımızı geçirdiğimiz ortamlardan biri de okulumuzdur. Okulumuzda arkadaşlarımız ve öğretmenlerimiz vardır. Burada eğitim ihtiyacımızı gideririz. Arkadaşlarımız ve öğretmenlerimizle iletişim içinde oluruz. Okulumuzda bulunan kantin, tuvalet, okul bahçesi çeşitli ihtiyaçlarımızı karşıladığımız yerlerdir. Hafta sonları ve derslerimizden kalan zamanlarda oyun parklarında zaman geçiririz. Burada arkadaşlarımızla oyunlar oynar, eğleniriz. Evimiz, okulumuz, mahallemiz, parkımız yakın çevremizi oluşturur. Yakın çevremizi canlı, cansız, pek çok varlıkla paylaşırız. Çevre ile ilgili her konu hepimizi yakından ilgilendirir. Çevremizle ilgili sorunlara karşı duyarlı olmalıyız. Çevremizi korumalıyız, temiz tutmalıyız. Görsellerde çevremizle ilgili olumsuz örnekleri görüyorsunuz. Çöpler yerlere atılmış, sınıf dağınık bir şekilde, piknik alanında muhtemelen bir gölde çöpler sağa sola savrulmuş, yine kimyasal atık sayılır filler doğaya atılmış, çevre kirliliği yapar. Burada bir lavaboda çocuk musluk açık dişini fırçalıyor, suyu israf ediyor. Çevre sorunlarından birisi de su israfıdır. Bir diğeri ise lavabolar kirletilmiş, musluklar bozulmuş, dağınık, perişan bir hal görünüyor.